olansın. Kesir etti canına yaralarını, merhamet et kuluna, yazık oldu. Yazık şu genç ömrüme, bilmem şüphe değil bana. Aslan Bakanımıza bize misafir ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Sayın Valime ve bütün hemşerilerime. Mehtap da geldi. Tam oldu. Tamam. Mehtap hocamız da İstanbul Üniversitesi doçent öğretim üyesi arkadaşımız. Sesi çok güzeldir. Ben 1971'de Kars Bigor'da ilkokula başladım efendim. 72'de Kars İçinde ikinci sınıfı okudum. İlkokul 3'ü Konya'da okudum. İlkokul 4'ü Ankara'da okudum. İlkokul 5'ü İstanbul'da okudum. 5 ayrı ilde ilkokul okudum. O yüzden sıra arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok hatırlamam. İlkokul arkadaşlarımı özellikle hatırlamam çok. Çünkü sürekli yer değiştirmişiz. Dedem Domutunar gazisidir. İstiklal Savaşı gazisi. Babam da eski askerdir, 7 yaşına kadar aslında subay olmak isteyen, asker olmak isteyen bir çocuktum.
Ama 7 yaşında annem bağlamayı kucağıma verince bütün hayatım değişti. Hayata bakışım değişti. Ve Kars'ta 7 yaşında bir Ermeni komşumuz vardı. Benim en sevdiğim yemek makarnadır. Sarı gelini ilk bana o öğretti. Okula giderken Yavuz gel bakayım şu türküyü söyle derdi. Ben tabii utanırdım, gitmezdim. Makarna yaptım gel derdi ve giderdim. Makarna tabağını elinde tutardı böyle. Ben sarı gelini öğrettiğim türküyü söyle bakayım derdi. Ben sarı gelini okurdum ve makarnayı yer okula giderdim. Size neden anlatıyorum bunu? Hayatımda çok önemli iki türkü, sarı gelin ve kara tren. Biraz önce saydığım illere giderken hep kara trenlerle gittik biz. Sürekli bütün çocukluğum kara trenlerle geçti. Ve yıllar sonra sarı gelin ve kara tren diye bir türküyle bütün Türkiye'ye yayıldı. Ve demek ki Allah'ın bir hikmeti diye düşünüyorum. Hiçbir şey tesadüf değil hayatta. O açıdan bugün de burada Kars'ta tekrar yıllar sonra bir 34 yıl evvel gelmiştim Doğu Ekspresi ile. Askerliğimi ben Kars'ta yaptım bu arada. Memleketimde kısmet oldu. 84 yılında Ankara'dan bindim. O zaman 30-32 saate gelmiştik Sayın Bakanım. Gerçi bu sefer de 28 saate geldim. 34 yıllardan sonra ikinci kez Doğu Ekspresi'ni kullandım. İnanılmaz tabii yani 84'te gelirken her şey çok daha doğal güzelliği yine vardı ama başka türlü eksiklik vardı ama şimdi bu Doğu Ekspresi inanılmaz olmuş. Kars'ımızın, insanımızın 72 millet cümlesi bunu burası için söylemiştir. Ben Karslı olduğum, Karslı olmadan her zaman gurur duymuşumdur. Gerçekten bu şehri baz alsa siyasetçiler, politikacılar Türkiye'ye barış, hoşgörü, sevgi, kardeşlik yayılır. Çünkü 72 millet gerçekten bu coğrafyada barış ve sevgi ve kardeşlik içerisinde yaşar yüzyıllardır. Karapapağından, Kürdüne, Türkmeninden, Rumuna, Ermenisine, Terekemesine, Karapapağına çok özel bir şehirdir. İnsanı da öyledir. O açıdan hepiniz tekrar şehrimize, Serhat kendimize hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. O zaman hadi ilk öğrendiğim türkülerden birini sarı gelini beraber söyleyelim.
gözüm yolda, gönlüm darda. Ya kendim gel, yana haber yolda. Gözüm yolda, gönlüm. Yo, yo, yo.
Gazete gör derslerine.